Evet, paragrafta anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yolları. Arkadaşlar, bunu ders anlatım videosunda anlattım. Kavramlardan bahsettim. Ne kadar da kolay olduğunu göreceksiniz zaten. İzlemediyseniz, izlediyseniz de zaten "Aa evet hocam, bunlar basitti" diyeceksiniz. Hemen başlayalım arkadaşlar sorulara. Neredeyim? Evet, şuradayım. Allah'ım, ben niye kaydediyorum? Bakın şimdi, ben yine kavramları dinlemeyen arkadaşlarım için ya da dinleyen arkadaşlarım için ufak bir hatırlatma yapalım. Dinlemeyenler için de bir kısa yollu öğretim yapalım. Şimdi arkadaşlar, tanık gösterme nedir? Bir olay karşısında bir insanın sözünü, yani tanınmış insan olması tabii ki önceliğimizdir. Ama unutmayın, atasözlerinde artık tanık gösterme olarak karşımıza çıkabiliyor. Neyse, sözdür, işte alıntı yapmadır. Tanık gösterme öykülemede betimlemeyle birbirine çok benziyordu. Ama betimlemede fotoğraf karesi vardı. Öykülemede olay vardı arkadaşlar. Action vardı. Hatırlayın videomu. Orada da bir örnek vermiştim. Açıklama dediğimizde de size bilgi verecek. Bir konu hakkında bilgi veriyorsa açıklama vardır zaten. Somutlama da soyut durumu somut hale getirme. Hatırlayın, bunu da bahsetmiştim. Nasıl bahsetmiştim? Cümlede anlamda galiba bahsettim. Öyle hatırlıyorum. Soyut bir şeyi somut hale getireceğim. Somutlama olacak. Bergen'in hani "aşk vermiştim, ne yaptın, aldın yere fırlattın" ifadesi vardı ya. Oradaki aşk soyuttu. Alıp yere fırlatıyor. Sanki bir nesne gibi düşünüyorduk. Somut hale getiriyorduk. Somutlama da buydu. Yani en sonki hali somut olacaktı. Evet, şimdi bakıyorum. Neler var, neler yok. Geçen hafta başımdan geçen bir olayı düşünüyordum yeniden. Bütün ailenin ağzı açık kalmıştı. Dindihalarda, ya ben böyle yabancı sözcükleri okuyamıyorum ama Ahmet diyelim. Ahmet dayının yanına gidip oturduğum sırada geçmişti olay. Ahmet dayı gazete okuyordu. "Dayıcık" dedim. Bütün büyüklerin yaşlandıkları zaman yaptığı gibi gözlüğünü burnunun ucuna indirdi. "Okumayı ne zaman öğrendiniz?" diye. "Ana, ben okuyamıyorum, bir tane. Bir dakika." "Bütün büyüklerin yaşlandıkları zaman yaptığı gibi gözlüğünü burnuna indirdi." "He, tamam. Okumayı ne zaman öğrendiniz?" diye sorumu yineledim. "Aşağı yukarı 6-7 yaşındayken. İnsan 5 yaşında da okuyabilir mi?" "Okuyabilir elbette. Ama kimse o yaşta okumayı düşünmez. Bu iş için çok küçük bir yaştır o." dediğinde hangisi ağır basıyor? Şimdi arkadaşlar, tanık gösterme var mı? "Hocam işte şurada var da falan da filan da." Bir kişinin sözünü mü alıntı yapmış arkadaşlar? Yoksa bakın, kendi sorumu yineledim diyor, değil mi? O yüzden ben buna tanık gösterme hani diyemem. Yani birinin alıntısını yapması lazım. Açıklama, yani şöyle baktığımda hani bilgi veriyor gibi ama çok da böyle hani nesnel bir anlatımı yok. O yüzden bu olamaz. Yani somutlama, soyutlama illaki vardır ama bana ağır basan özellikle söylüyor. Şimdi arkadaşlar, ben zaten ilk şurayı okuduğumda bir olay gözümde canlandı. Bir merak unsuru. Merak yazalım şuraya. Bakın, geçen hafta başımdan geçen bir olay. "Aa, ne düşünüyor acaba?" diyorsun. Ne oldu? Merak unsuru ön planda oldu. O zaman ben buna ne derim? Tabii ki Ceyhan derim. Bakın, diğerleri asla yoktur demiyorum. Zaten bana ne diyor? Ağır basanı söylüyor. Peki hocam, mesela 10 cümleden oluşsaydı, 8 tanesi betimleme, 2 cümlede öyküleme olsaydı hangisini alırdık? Öykülemedir arkadaşlar. Çünkü olay girdiği an iş bitmiştir, tamam? Evet, geçiyorum öbür soruma. Diyor ki, anlatımda ağır basan. Şimdi betimlemeyi biliyorum, gözümde bir fotoğraf canlanacak. Öykülemeyi biliyorum, action olay olacak. Öykülemeyi biliyorum, action olay. Tartışmada iki farklı kavram olacak. Özellikle soru işareti benim için ayırt edici bir özellikte. Tartışma, evet, soru işareti benim için ayırt ediciydi. Açıklama bilgi veriyordu. Örnekleme, bir konu hakkında birden fazla isim sunabilir, seçenek sunabilir. Mesela işte ne demiştik? Anadolu'da birçok sanatçı yetişmiştir. İşte Yunus Emre, Mevlana, Hacı Bektaş Veli dediğimde bu örneklemeydi. Tartışma, yine biraz önce söyledim. Karşılaştırmada arkadaşlar, en, daha, kadar ve ise sözcüklerine çok dikkat etmenizi istiyorum. Açıklamada yine bilgi vermeydi. Peki, bakıyorum şimdi neymiş bu? Şimdi hayvanlar başları önlerinde kuyruklarını sallayarak çamurda yol almaya çalışıyordu. Şimdi bakın, ben burada bir fotoğraf karesi ufak ufak gözümde canlanıyor. Sanki betimleme var gibi. Sanki eklem yerlerinden dağılırmışçasına tökezliyor, yalpalanıyordu. Bakın, gözümde tökezlenen
bir şey canlandı. Arabacı onları durdurdukça başı çeken at kafasını deli gibi sallıyor. Adeta arabanın tepeye varamayacağını vurguluyordu. At böyle debelendiğinde yolcumuz sıçrıyor. Düşünceleri darmadağın oluyordu. Çukurların üzerinde buharlaşan sisler vardı. Sis tüm yalnızlığı içinde kötü bir ruh gibi tepeye tırmanmış. Dinlenecek yer aramış ama bulamamıştı. Şimdi bir kere betimleme kesin var. Şurayı ben bir sileyim. Betimleme kesinler. Işıklarda betimleme olanları buluyorum. Çünkü gözümde bir manzara canlandı. A şıkkı. O zaman cevabım Adana oluyor. Çünkü başka betimleme yok. Öyküleme nerede var? Bakın şurada. At böyle debelendiğinde yolduğumuz sıçrıyor. Düşünceleri darmadağın. Ne düşünüyor ki acaba diyorsun. Sıçrıyor ama düşüyor mu ki diyorsun. Tamam mı? O yüzden cevabımız Adana oluyor.